Merhaba arkadaşlar. Sezon 8 Alev yarı final röportajımız K39'dan Ertuğrul ve Kaya abilerle olacak. Maalesef K93 katılmak istemedi röportajımıza. Bu yüzden yalnız K39'da yapacağız. Ertuğrul abi hoş geldin. Kaya abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ertuğrul abi nasılsın? İyisin. Allah'a şükür iyilik sizlere sormalı. Sağ olasın abi bizler de iyiyiz. Kaya abi sen nasılsın? Çok şükür elhamdülillah. İyiyiz. Sevindik abi. Onur kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyisin? Şükür abi iyi. Seni sormalı sen nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim ben de iyiyim. Ertuğrul abi ve Kaya abi kendinizi tanıtır mısınız acaba? Adım Ercan. 45 yaşındayım. K39'da Ertuğrul Delik Kalesi'nde oynuyorum. Almanya'da yaşıyorum. Memleket Ordu Karadeniz. 39'da başladım. 39'dayım. Yani mutluyuz burada. Teşekkür ederiz abi. Kaya abi sen kendini tanıtabilir misin bize? Ben Kaya. 34 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum. Daha önce 32'de oynadım. Ondan önce de 41'de oynadım. 32'de en son göçten sonra 39'a transfer oldum. Teşekkür ederiz abi. Onur sormak istediğin bir soru varsa sorabilirsin kardeşim. Teşekkürler abi. Ben Kaya abiye sormak istiyorum. Daha önce de röportaja çıkmıştık birlikte. Şimdi Kaya abi rakibiniz ben. 93 yeni bir krallık yani daha doğrusu yeni ekip kurmuş bir krallık ve bu zamana kadar son 4'e kalmayı hani ilk defa başardılar. Bu krallık hakkındaki düşüncelerin nelerdir abi? Vallahi 93 son göçte güzel transferler gerçekleştirdi. Yeni bir ekip fakat yarı finale kadar gelmiş bir ekip. Güçlü bir rakip, güçlü bir krallık. Diyeceğim bu kadar yani. Kendilerini fazla tanımam. Bir tek orada bir Nemrut var onu tanırım. Eskiden 32'de beraber oynadık. Kendisi de çok güzel bir oyuncu, iyi bir oyuncu, iyi bir yönetici. Öyle yani. Teşekkür ederim abi. Ercan abi sen neler söylemek istersin 93 hakkında? 93 hakkında düşüncem hani küçümseyecek bir bir krallık değiller. Güzel bir ekip oluşturduklarına bakacağız diyeceğim bu kadar. Hani pek tanımıyorum. Teşekkür ederim abi. Ben Ömer abiye bırakayım sözü. Peki Ercan abi şimdi son 4 sezondur yarı final, final oynuyorsunuz. Fakat hiç kupayı alamadınız. Bu sezon şeytanın bacağını kırabilecek misiniz? Sizce şampiyon kim olur? Güzel bir soru. Yani şampiyon olacağımız tüm 39 olarak istiyoruz ve olacağımıza inanıyoruz bu sene. Yani güzel bir kadro oluşturduk. Bu kadroyla alacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim abi. Onur kardeşim söz sende. Ben Kaya abiye sormak istiyorum. Şimdi Kaya abi siz 93 ile oynuyorsunuz. Karşı tarafta da 48-16 ile oynuyor. Abi sence finale hangi takımlar kalır? Ve hani o final mücadelesi sonucunda şampiyon kim olur? Bizim tarafa bakarsan tabii ki biz kendimizi finalde görmek istiyoruz. Bütün çabamız da niyetimiz de odur. Sol tarafta 48-16 güçlü krallıklar. Hepsi de ikisi de tecrübeli krallıklar. Ben ama 16'yı tecrübe bakısından, oyunculuğu bakısından bir tık önde görüyorum. Fakat bu alevde bir şey ifade etmiyor biliyorsunuz. Her an her şey değişebiliyor. Bir ya da iki kişinin morali düşmesine bakıyor. Yani umuyorum bunlarda kim daha iyi oynarsa o finale çıkar. Finalde de artık hak eden de kazanır diye düşünüyorum. Ama Ercan abi dediği gibi kupayı biz kaldırmak istiyoruz. İddiamız da o. 39 olarak finale çıkmak istiyoruz. Ve karşımızda 48 ya da 16 fark etmiyor. Sonuçta iddiamız bizim kupayı kaldırmak. Orada karşımız kim çıkarsa yenmemiz şart. O yüzden finali de biz kazanacağımıza inanıyoruz yani. Teşekkür ediyorum abi cevap verdiğin cevaplardan ötürü. Yani iddialı bir 39 var karşımızda. Geçen röportajda da az çok arkadaşlar değindi ona. Yani 39 diyor ki bu sene o sene. Hayırlısı olsun diyelim. Ya Onurcuğum Alev'de şöyle bir şey. İddiam yok deyip de yarı finale gelmek de olmaz yani. Yani iddian olacak İllaki ki. Yani mecbur iddia olması lazım yani. İddiasız olmaz. Tabii. Kendine inanacaksın, isteyeceksin yani. Yok benim iddiam yok. Finale kadar geleceğim. Ne olacağız lan? Olmaz öyle. Mecbur iddiam. İlla ki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de 39'u destekliyorum bu turnuvada. İnşallah şampiyon 39 olur. 39. Ama bir de... Sen uğursuzsun. Sen uğursuzsun olsun. Evet öyle de bir şey var. Benim desteklediğim takım nedense... sabaha çıkamıyor. İşin esprisi. Olur kardeşim acaba kuryer mi bıraktın ben anlamadım seni ya. Valla yani şöyle söyleyeyim. Üçüncü sezondan beri ben röportaj gerçekleştiriyorum. Bu zamana kadar hangi takıma sizi destekliyorum dediysem
en fazla finale gidip finalde elenmiştir. Yani şampiyonluğu alan yok da. Öyle söyleyeyim. Ama tabii işin şakası o. Hak eden kazansın diyelim. Ben sözü Ömer abiye bırakayım. Peki ben de Ercan abiye sorayım. Abi şimdi yarı finaldeyiz. Yarı final için hazırlık yaptınız mı? Yaptıysanız nasıl hazırlıklar yaptınız? Senden dinlemek isteriz. Hazırlığımızı yaptık tabii. Gece gündüz çalışan arkadaşlar var. Onların da emeğine burada sağlık diyorum. Çok çok emek harcadılar. Yani şimdi burada hepsini açıklamak istemem ama güzel bir plan yapıldı. Ve bunu uygulayacağız. Artık uygulamaya geçeceğiz. Yapıldı, bundan sonra göreceğiz diyorsun yani. Yani hani Onur'un dediği gibi o sene bu sene olacak. Şimdi karşı taraftan 16-48 maçı var. İkisi de çok güçlü krallık. Ama burada Kaya'nın da dediği gibi 16 daha tecrübeli oyunculara sahip olduğu için onların finalde kalacağını düşünüyorum. Yani finale ben kesin ve net 16-39 diyorum. Umarız abi, inşallah öyle olur. Ya, olacak artık bu sene. O sene bu sene diyoruz. Desteğiniz için de çok çok sağ olun. Rica ederiz ne abi. Demek abi. Rica ederiz. Yani sen de Karadenizliydin değil mi abi? Evet. Trabzon'un bu sene şampiyon olduğu gibi umarız sen de bir Karadenizli olarak 39 yani, şampiyonluk yaşarsın diye umuyoruz. Ya ben gönül de ister. Şimdi gönül ister tabii ki şampiyon olmayı ama olmayınca da hani bunun iyi tarafı var, kötü tarafı var. Şimdi birinci şampiyon olduğun zaman şampiyonluk moduna geçince durum iyiye gitmiyor. O zaman işler değişiyor. Ama ikinci olduğumuz şu ana kadar hep alamadık ya. Bizim her sene bir hedefimiz var. Bu sene de o hedefimiz şampiyon olacağız inşallah. Olursak da şimdi hani şampiyon moduna geçince illaki insan belli bir rahatlığa geçiyor. Önemsemiyor. O zaman şeylerde, finallerde daha da gevşek davranıyor. Evet, evet abi. Yani nereden baksan iyisi de var, kötüsü de var. Ama biz böyle mutluyuz. Aynen öyle. İnsan her zaman... Sonuçta oyunun tadını çıkarmak, birbirimize hakaret etmemek ve hani belli bir seviyede oyunu devam sürdürmek, oyunun tadını çıkarmak. Yani birbirimizin gönlünü kırmadan bu oyunu devam ettirmek. Amacımız bu. Aynen. Fazla büyük, fazla hırs da insanı kör eder. Bazen insan birbirine hakaret ediyor, birbirine kırıyor. Hani şöyle sormak lazım, bir oyun için değer mi yani? Bir oyun için değer mi öyle insanın birbirinin kalbini kırmak? Yani bir hedef için veyahut da bir kupa için veyahut da bir kiviki için insanlar birbirine küfür ediyor. Biz bunları yaşıyoruz yani. O güzel bir şeyler değil. İşte burada da yani olmak istiyoruz. Hani biz burada olmak istiyoruz. Ercan abi dediği gibi. olmazsak da ne bileyim yani onun kötü tarafı da var, iyi tarafı da var. Olursak da aynı şekilde öyle. Yani 39 yani, yıkılmadı. Burada da halen ayakta. Ercan abi burası Karadeniz sayfası olmuş. Sen Karadeniz, ben Karadeniz, arkadaş Karadeniz. Evet Onur kardeşim, söz senle. Soru sormak istersen buyur. Teşekkür ederim. Şimdi ben Kaya abiye soracağım yine sorumu. Şimdi Kaya abi, 39 eski bir krallık ve güçlü bir krallık. 93 yeni bir krallık. Taze bir krallık. Evet, iyi transferler yaptılar. Son şampiyon 92'yi de elediler ama şimdi 39-93 karşılaşması öncesinde 93 böyle oylamada çok fazla oy almış. Sence bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni bir kere 92'yi elenmiş olmalarıdır. Bunun başarısıdır. Bir de 39 şimdiye kadar pek Alev'de güçlü rakiplerinden karşılaşmadı. Kendi gücünü asıl pek göstermedi. Yani bu son haftalarda Kiviki'lerde olsun, Alev'lerde olsun biz 39 olarak yani bir vites, iki vites geri oynadık. Doğru mu Ercan abi? Alev turnuvası için hani bazı şeylerden fedakarlık yaptık. İşte Kiviki olsun, işte ne bileyim taht olsun, normal Alev olsun. Bazı arkadaşlar da ne bileyim bizim geçen 93'ten karşılaşmamız oldu. Orada da taht mevzusu oldu. Tahtımızı falan geldi de deneme falan yaptık. Bunu da arkadaşlar video yapmış. Orada da ne bileyim hani bizimleri tahttan çıkaramıyoruz, savunuyorlar falan. Belki ondan dolayıdır. Ama şöyle söyleyeyim. 39 da %100 performansını göstermedi yani. Bu yarı finalde pazar günü 39'un gerçek gücünü çoğu kişi görecek yani. Daha sahayı yansıtmadık ve onu pazar günü sahayı yansıtmak istiyoruz. Ve güzel sürprizler olacak bence yani. Herkes 39'u böyle görmeyecek yani. İlk defa görecek böyle. Abi ben şunu anlayamadım. Şimdi videodan bahsettin. Ona bir açıklık kavuşturalım. Hani siz tahta deneme yaptınız değil mi? Evet yani deneme yaptık yani öyle anlaştık. Biz önce dedik bakanlık falan dedik. Ben açıkçası müsait değildim. Çoğu arkadaşlar müsait değildi. Şimdi 39'da şöyle
Hani yaş ortalaması biraz yüksek bir krallık, ağır başlı bir krallık. Herkesin dolayısıyla işi var, gücü var, ailesi var, sosyal hayatı var. Biz de arkadaşlara dedik yani cumartesi tahta olmayacak. Deneme olacak. Deneme de muhtemelen bakanlıkta olacak diye dedik. Fakat bu böyle olmadı. Olabilir böyle şeyler. Adamlar geldi tahta deneme falan yaptı. O doladı. Biz de elimizde olan mevcut olan kalelerle hani ölüye zaten giden kalelerle yani reliler açtık falan. Tabii güzel reliler değildi çünkü eksiksin yani. Sonuçta savunma kalen yok, şu yok, bu yok. Bu da işte ardından video yapıldıktan sonra tabii ki insanlar da bunu izliyor. 39'u tanımayanlar da hani o videoya bakarak değerlendirme yapabilir. Bir de işte Alev maçında şimdiye kadar Alev turnuvasında karşımıza güçlü rakip çıkmadı. Hani 39 daha full performansını, full şeyini gösteremedi yani. Ama pazar günü Çok farklı bir 39 göreceksiniz. Bütün arkadaşlar istekli, inanıyor da güzel bir plan yaptık hep beraber. Yani bir değişik 39'u göreceksiniz pazar günü. Teşekkür ediyorum abi. Benim soracağım sorular bu kadar Ömer abi. Ben sana bırakayım sözü. Peki ben Ercan abiye sormak istiyorum. Ercan abi sezon 1'den beri final için kovalıyorsun. Çok güçlü bir takımsınız. Peki takımınızı nasıl buluyorsunuz? Taktik ve oyun problemleriniz var mı? Bizi açıklayabilir misin abi? Bizim krallık ilk baktığımızda aslında biz fazla arkadaşlığa çok önem veririz. Takım uyumsallığına çok önem veririz. Ve bunu biz başarıyoruz. Yani bu zamana kadar her gittiğimiz şeyde hani 30'umuz hep kendini ispatlamıştır. Hani tamam bizde öyle mega kale zamanında yoktu. Turan Doğan gibi misal öyle kalemiz yoktu. Ona rağmen bu kadar başarılı olmamızın sebebi zaten bizim takımın ruhuydu. Bu her zaman vardı. Şimdi işte göçlerle biraz daha güçlendirdik. İnşallah yani takım daha da güçlü olduğuna inanıyoruz. Buna 39 olarak hepimiz inanıyoruz. Yani bu sene inşallah olacağız artık. Genel olarak baktığımızda mesela bizim Bowman halim burada. 39'un bel kemiği. Ardından gelen kalelerden yani biz yani kısacası takım hani bizim takım ruhumuz halen ölmedi. Hani bunu da ölmek çok zor. Öldürmek de çok zor. Bowman aynen. Yani Bowman gerçekten çok mükemmel bir oyuncu. Mükemmel oyuncu. Çok hızlı. Bir de hayatımda böyle relax adam görmedim beyler. Yani öyle bir relax oynuyor ki inanamazsınız. Ne olursa dünya yansa o anda adam hiç ne panik yapıyor ne şey yapıyor. Müthiş bir oyuncu Bowman. Yeni gelen kalelerden mesela Karol olsun, Aydın abi. Çok uyumsal ve çok delikanlı abimizdir. Her şeyde bir istişare ederiz, bir konu açılır, istişare edip bir çözüm buluruz. Mesela Helilam Kalesi, Andın abla. Çok değerli ve nazik bir insan. Hani bu arada bizim baş tacımızdır. Uyum sağlar mı diye bir net tedirgindik. Geldiği günden beri bir uyum sağlandı inanılmaz bir şey. Hani bizde hani oyundan fazla böyle takım ruhu veya nasıl diyeyim arkadaşlık, dostluk şeyimiz çok büyük. Yani çok bağımız çok kuvvetli. Yani bireysel gücden ziyade hani birbirimizin eksiklerini ve güçlerini birleştirmek, kapatmak çalışması var 39'da her zaman. Zaten takım olmak da bunu gerektirir. Siz de bunu yapıyorsunuz. Evet, tebrik ederiz K39'u. Buradan da K39'daki oyunculara selam olsun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Kaya abi, Ercan abi. Vallahi herkese başarılar diliyorum. Oyunu kavga etmeden oynayın. Her zaman özel hayatınızda daha çok önem verin. Fazla hırs yapmayın. Oyun için ne maddi ne manevi sıkıntıya girmeye değer. Her zaman her şeyin dozaj mı diyorlar ya? Her şeyin ortasına bırakın. Birbirinizi kırmayın. Şakalar olur. Fakat bazen dönülmeyecek laflar, sözler var. Birbirinizin kalbinizi kırmayın. İyi oyunlar dilerim. Hem kendi adıma hem 39 adına. Teşekkür ederiz abi. Aynen katılıyoruz size. Sonuçta böyle bir oyun. Oyun olduğunu unutmamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. K39'a da başarılar dileriz buradan. Umarım iyi olan kazanır. Ya oyunun önemli olan dostça geçmesi. Yani birbirimizin gönlünü kırmamaktan, kalplerini kırmaktan oyunun tadını, zevkini alıp oyunu olmasak da yine de hani biz yine üzülmeyiz. Karşı tarafı da kırmayız. Tebrik etmesini biliriz. Evet. Aynen öyle. Hani... Ben son olarak şunu söyleyeyim. Ercan abinin şey yapmak için aklıma geldi. Ben her zaman şunu söylerim. Sevmek özgürlüktür. Kimseye mecbur değilsin sevmeye. Ama saygı mecburiyettir. Yani saygı duyarak birbirimize mecburiyet duyuyoruz. Sevmek birbirimize mecbur değiliz. Ama saygı duyalım birbirimize.
Evet abi, çok güzel bir cümleydi. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, K39'da röportajımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esenle kalın. Gah, 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 gah.